Merhaba, ben Ozan Erkal. Bugün size bana göre en iyi bedava sanal gitar amfisini yani pluginini tanıtacağım. Az sonra dinleyeceğiniz demoda bütün gitarlar ve bas gitarlar bu plugini kullanarak kaydedildi. Önce demoyu dinleyelim, daha sonra da size bu pluginden ve üreten firmadan bahsedeceğim. Tekrar kendimi tanıtayım. Ben Ozan Erkal. Nightmare ve Senforak gruplarında çalıyorum uzun zamandır. Bu yıl kendi albümümü çıkarttım. Tamamen enstrümantal bir gitar albümü. Bütün gitarcı dostların edinmesini ve dinlemesini tabii ki ben temenni ederim. CD olarak görüyorsunuz ama Spotify benzeri bütün dijital platformlarda albümü bulabilirsiniz. Şimdi az önce dinlediğiniz plugin ile ilgili size bilgi vereyim. Plugin'i yapan firma ML Sound Labs. Aslında Finlandiyalı bir firma ve Mikko Lundgren isimli bir gitarcı tarafından kuruldu. Ben uzun zamandır yaptıkları işleri inceliyorum. Çıkarttıkları demo yazılımlarını deniyorum. Amfi modellemeleri, kabin modellemeleri, başlıca uzmanlık alanları. Mikko zaten çok başarılı, işini bilen, sesten anlayan iyi bir müzisyen. Bunun yanında da programcı. Piyasada pek çok amfi yazılımı üreten firma var. Amplitube, Guitar Rig, son yıllarda Bias ve daha da yeni yıllarda Neural DSP gibi firmalar ortaya çıktı. Line 6'in Helix'i, Fractal'ın AxeFX'i gibi kendi sistemleriyle çalışan taşınabilir cihazlarla rekabet etmekteler. Bu bahsettiğim firmaların amacı ise gitar amfisini, bütün bir gitar sinyal zincirini bilgisayarınızın içine almaya çalışmak. DAW dediğimiz müzik üretim programlarıyla kayıt yapmak amaçlı kullanmak veya belki de taşınabilir bir bilgisayarı çaldığınız yere götürüp performans için kullanmaya kadar varacak şekilde bu yazılımlar son yıllarda gelişti. ML Sound Labs ise Amped ismini verdiği bir amfi serisi çıkarttı ve bu seri içinde 5-6 veya daha fazla model var. Az sonra o sayfaya da bakacağız ve hangi modeller olduğunu göreceğiz. Son olarak ise tamamen bedava bir sürüm olarak az önce dinlediğiniz modeli çıkarttı. Bunu da gene bir internet fenomeni olan Stevie T ile işbirliği içerisinde yaptılar. Stevie T modeli adı altında 4 tane değişik amfi sundular. Bu 4 tane amfinin bir tanesi tamamen bedava olarak kullanıma sunuldu. Şu anda siteye girip o sürümü indirip kayıtlarınızda, canlı da kullanabilirsiniz. Bence harika bir model. Az önce kendiniz de duydunuz sesini. Özellikle biraz clean'den aldım. Daha da sertleştirerek tonlar ve en son bir lead tonu elde ettim. Ve hepsini aynı kayıt içinde kullandım ki değişik uygulamalarda ne kadar esnek bir amfi olduğunu görebilelim diye. Bedava bir yazılım için bence harika. Siz de hemen bunu edinin. ML Sound Lab'i takip edin.
ve beni de takip edin. Çünkü ben kendileriyle bir tanıtım anlaşması yaptım. Yeni güzel amfiler çıktıkça tanıtımlarını yapacağım. Örneğin Mesa Mark V modelini de modellemişler ve çok da başarılı bir model. Bir sonraki videomda o modeli işleyeceğim. Size tanıtmaya çalışacağım. Aşağıda gördüğünüz abone butonuna basmayı ve yanında çıkan çana da tıklamayı ihmal etmeyin. Çünkü sürekli yeniliklerle karşınızda olacağım. Şimdi isterseniz ML Sound Lab web sitesine girip hem bu yazılımı nasıl elde edeceğinizi göstereyim hem de diğer yazılımlarını şöyle bir görelim. Adresi zaten açıklamalara koyacağım. mlsoundlab.com. Girdiğiniz zaman çeşitli ürün seçeneklerini tanıtıyor olacak size. Bizim işimize yarayacak olan şey şu an için AmpSims Arc, PRS Archon modelinin bir benzeri. ML800 zaten tahmin edebilirsiniz. Marshall'ın JCM800'ü. ML5, mesela bu gibi Mark V'ın bir modeli ve ben de kullanıyorum. Onun da yakında bir demosunu yapmayı düşünüyorum. Amp Roots diyor zaten free diyor. Diğerlerinde mesela free trial diyor. Burada ise free diyor. Trial lafı geçmediği için indirip herhangi bir kısıtlama olmadan kullanabildiğiniz modellerden. Ve benim asıl bugün değinmek istediğim Stevie T. Bu bedava sürümü indirdiğiniz zaman 4 modelde geliyor ama sadece CentGAD'ı kısıtlamasız kullanıyorsunuz. Diğer 3 modeli ise kısıtlamalarla kullanıyorsunuz. Dolayısıyla tam bir verim alamıyorsunuz. Onlar bir deneme sürümü olarak gelmiş oluyor. Bastığınız zaman zaten normal bir satın alma sayfası gibi ilerliyorsunuz. Üye olmanıza da gerek yok ama üye olursanız faydanız olabilir. Üyeyseniz login diyerek giriyorsunuz. Onun dışında isminizi, soy isminizi koymanız buraya yeterli oluyor. Çünkü zaten 0 euro herhangi bir para cebinizden çıkmayacak. Kurduğunuz zaman ne oluyor peki? Onu da hemen göstereyim. MTVT adıyla amfinizi görüyorsunuz. Şimdi bunu açayım. İlk açıldığı anda audio input'u sessize aldık feedback yapmasın diye şeklinde bir ibare oluyor ve buradan ayarlara girmenizi istiyor. Ses kartınız belli bir latency'ye zaten sahip. Bir de sizin çalışma sample audio buffer size'ınız latency üzerinde etkili olabilir. 2.7'nin altı sizi idare edecektir ama siz en küçüğü seçip veya yani 16'yı bilmiyorum ama 32'yi seçip hani bu bir probleme yol açıyorsa 64-96 diye hem probleme yol açmayan hem de mümkün olduğunca en az latency'yi yani gecikmeyi sağlayan buffer size'ı seçebilirsiniz. Gitarınız hangi ses kartına bağlıysa buradan onu seçeceksiniz. Çıkış olarak yine ses kartınızı seçeceksiniz. Yani kalan ayarlar size kalmış durumda. Şu anda ben standalone tek başına çalışan Amped programını size göstermiş oldum. Onun dışında kayıt yapmak için tabii ki kullanacağınız DAW'a gireceksiniz ve DAW'ın içinden ulaşacaksınız. Örneğin ben Logic Pro kullanıyorum. Logic Pro'yu şimdi açtım. Yeni bir dosya oluşturacaksınız veya var olan bir dosyada yeni bir audio kanalı açacaksınız. Ben şu anda bir audio kanalı oluşturdum. Şimdi bu kanalımın içinde sinyal zincirinde hiçbir şey yok. Amfimi koyabilirim. Audio unit altından seçiyorum. Tabii ML Sound Lab üretici altında seçeneklerimi görüyorum. Stevie T'ye giriyorum. Onu olarak kullanıyorum. Bununla neler yapabileceğimize de göz atacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.